şuradan bugüne kadar emeklerimiz olan baştan kardeşmeyi olmak üzere Alper Bey, hepimiz bir olduk, iri olduk. Böyle bir eseri meydana getirdik. Aynı zamanda bugün B etabında yaklaşık 53 kişiye 85 adet tapunun dağıtılma gururunu yaşayacağız. Bununla beraber mobil varlığı olarak biz sadece İnegöl'de ticaretin kalbine dokunmuyoruz. Aynı zamanda lokomotif görerek şehrin dinamiklerine dokunuyoruz. Türkiye olarak baktığımızda 2015'ten bugüne mobil varlığı olarak sadece mobilya sektörünü değil, inşaat, demir, çelik, gıda gibi sektörlerin takipçisi olup hızlı gelişen teknolojilere ve dijitalleşmeye uyum sağlayıp gündemin nabzını tutmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki bu uyuma anında adapte olduğumuzda ve bu sektörleri takip ettiğimizde beraberine gelecek olan riskleri önceden görüp tedbir oluyoruz. Bu sebebidir ki mobilim ağır maliyesi olarak şu ana kadar hiç mali açık ya da beklenmedik bir zarara uğramadık. Bunun en önemli örneği ise Birleşmiş Markalar ve Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneklerinin raporları doğrultusunda yılın en iyi finansal olarak açık vermeyen abisi seçildik. Dünya genelinde ise ihracat odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmekteyiz. Öncelikli olarak gelişen ve değişen pazarlarda varlığımızı korumak ve yeni pazarlara uyum sağlamak adına yurt dışı dijital platformlarda varlığımızı sürdürüp aynı zamanda fiziki olarak üyelerimizle birlikte ticari seyahatlerde bulunmaktayız. Tüm bunları gerçekleştirirken unutmadığımız tek şey şehrimize olan bağımlılığımız ve birliğimizdir. Bu yüzden göreve geldiğimiz günden itibaren her an, her yerde gerek ulusal medya reklamlarında, gerek ulusalda, gerek yerelde mobilya İnegöl'de üretilir, mobilya İnegöl'den alınır sloganını kullandık. Hiçbir şekilde mobilya mobilyadan alınır demedik. Özellikle bunu da yetinmeyip, sosyal sorumluluklarımızı unutmayıp hem ülkemize hem şehrimize olan borcumuzu deprem, yangın, sel gibi hepimizin derinden yaralayan konularda yardımlarımızı mobilya mağme çatısı altında tüm üyelerimizle birlikte, onların bize vermiş olduğu desteklerle beraber bu duygu ve canla başla çalışarak yerine getirdik. Özellikle son asrın depremi dediğimiz asrın felaketinin Maraş Antep depreminde ciddi anlamda gerek İnegöl Belediye Başkanımızla gerek Samir Bey'le beraber işçiler yaptık. 11 tır çekyat gönderdik. Yaklaşık 1320 adet. Onun yanında yiyecek, gıda ve maddi yardımlarda da bulunduk. Bunlar bizim üyelerimizin duyarlılığı ve bize vermiş olduğu güçle meydana geldi. 1320 tane çekyatı da çok uygun fiyatla başkanım da bilir. 2100 lira gibi rakamla nakliye dahil sağ olsun Mondi'den aldık bunları. Bize destek verdiler. İnşallah orada yaralarımızı da hepimize salmışızdır. Şehrimizin değeri olan spor kulüplerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayıp manevi olarak çıkmış oldukları maçlarda destekleyip maddi olarak da ayakta kalmaları için elimizden gelen desteği sergiliyoruz. Şehrimize getirmiş olduğumuz yüz binlerce ziyaretçi sayesinde köylücüsünden taksisine, beraberinden esnafına kadar katma değer yaratan bir kurum olmanın haklı, sevinç ve gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz gün mobil alışveriş merkezimizin yurt genelinde ve yurt dışından getirmiş olduğu ziyaretçi sayısı 100 bin küsürlerdeydi. Bugün en son verilerde 656 bin ziyaretçiyi şehir dışından ve yurt dışından bu şehrimizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda göreve geldiği günden itibaren mali disiplin anlamında gerek vergi dairesine, gerek belediyemize, gerekse tüm özel kamu ve kurumların hiçbir borcunu günü geciktirmedik, gününde ödedik. Geçmişten gelen borçlarımızı bir kalemde bu gün için faiz indirimleri alıp bir kalemde ödeyip ve yaklaşık 6 yıldan beri de günü günde borçlarımızı ödüyoruz. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. İlk göreve geldiğimiz gün Anadolu Başkanı iyi hatırlar. Biz bu göreve talip olduğumuzda dosyalar Anadolu Başkanı'nın masasındaydı. Ben yanına gittiğimde hakikaten o günkü dertler çok farklıydı. Şimdi var mı fizibiliten, nasıl yapılacak, işte buranın sıkıntıları şunlar bunlar dediler. Şimdi başkanım ben burada öncelikle siz, sonra üyelerimiz var.
Allah'ın izniyle birlik beraberlik içerisinde bu yükün altından kalkarız demiştim. Önce Rabbim mahcup etmedi, sonra sizlerin de desteğiyle bugünlere gelmiş olduk. Tekrar onlar için, o günler için bize destek verdiniz, inandınız, güvendiniz. Çok şükür bugün %100 doluluk oranımız var. Yani sırada bekleyen herhalde 50-60'a yakın dışarıdan dükkan devralabilmek için bekleyen arkadaşlarımız var. Birim fiyatlarımız dolar bazında da değerlendirsek, TL bazında da değerlendirsek ciddi rakamlara ulaştık. Şu anda metrekaresi 60, metrekaresi demeyeyim, büyük dükkan bazında 60 milyon lira civarında alışverişlerimiz gerçekleşti. Bu da bize üyemize yapmış olduğumuz kalka anlamında büyük mutluluk verdi. Ben sözlerimi fazla uzatmadan, öncelikle tapu törenine geçmeden önce başkanlarımın bir sözü varsa, hem selamlama anlamında, Alper Bey. Ya kafamın kaçmaya vaktim yok ama yani iki üç şey denk geldiği için, bir araya geldiği için de böyle uğramış da olduk. Önce çok teşekkür ediyorum davetlerine. Timur Bey dün aradı. Dedi başkanım böyle böyle bir programımız var. Timur artık ben büyük adam olmam dedim. Yani ben mesela ne başkanım, ben nereye gidemiyorum yani. Yani hayırlı olsun ama şöyle de bir şeyim var, saat 8'de Kütahya'da olmam lazım. Türkiye Sağlık Kentler Birliği Başkanı'yla orada toplanmış ettim belediye başkanlarının yanıtları 300-400 kişi bir otelde. Ondan sonra otelde bulunacağım. Dolayısıyla dedim takribi herhalde ben İnegöl'e 7 gibi falan geçerim. Program ne zaman 6 gibi dedi ama o zaman bir tane programı iptal edelim ve nihayetinde de vesileyle selam vereyim istedim. Önce bir teşekkür için gelmek de istedim. Allah razı olsun. Yani depremin 22-23 gün aralıksız hiç buraya gelmeden bölgede yaşamış birisiyim. Sosyal medyadan, basından falan bunları görmüşsünüzdür sanırım. İlk 6 gün Gaziantep'teydim, Nurdağ ve Islahiye'de. Ondan sonraki günlerde Hatay'daydım. Hala ekiplerimiz var orada. Belki haftada gittim artık bir gün kendim. Yani ekiplerimiz orada, ben tabii çok şey yapamıyorum. Ekip sayımız azaldı gerçi. 120 yapalım dedi personel sayımız. Bir 47 civarında da aracımız da var. Hala insanlara hayat olmaya çalışıyoruz, destek veriyoruz, katkı veriyoruz. Dolayısıyla Aşık Hakeza İnegöl Belediyesi'nde, diğer ilçe belediyelerimizde kendi sorumluluk alanlarında ufak tefek de olsa onlara da çünkü azaldı aktivite. Destek verdikleri konular var. Ben o dönemde bazı arkadaşlara telefon açtım. Özcan abi açtım telefonu, Timur Bey'e telefon açtım falan. Sağ olsunlar, yani beni mahcup etmediler. Hatta bu sadece o bölgeye geçtim değil, Maraş'a da gittim mesela. Adıyaman'a da gittik falan. Hatta dün bile hala İnegöl'den yine sanırım bu Kafkas Yardımlaşma Derneği'nin ne var? Öyle dediler, bu Bülent Sarı'na falan aradılar. Bayramın ikinci günü nasip olursa hem oradaki çocuklara harçlık dağıtma günü, bir tır malzeme falan böyle. Beraber toplamı konum da iş alanı. Böyle bir organizasyon yapmışlar. Yani bizi orada yönlendirebilir misin? Doğru yerlere gidelim anlamında falan diye telefon açmışlar. O yönüyle çok teşekkür ediyorum. Destek veren, katkı veren herkese kesinize vereyim. İkinci olarak tabii buranın bir hikayesi var gerçekten yani böyle belde belediyesinin işte efendime söyleyeyim o günkü plan imkanlarıyla biraz böyle şartları zorlayan iyi niyetlerle ama sıkıntılarla başlamış bir süreç. Bugün hamdolsun bugün mobili mavende gibi bir deve dönüştü yani. Bu gerçekten çok güzel bir ortam, güzel bir organizasyon. Eminim biraz da içinde bulunduğumuz ekonomik konjonktürün vermiş olduğu şeyle de ya arkadaş ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz sorunlarla içimizde olabilir. Ticaret yaptığım için sizi en iyi hissedeceklerden bir tanesiyim, öyle söyleyeyim yani. Ben şimdi biraz kamu tarafını biliyorum, biraz da özel sektör tarafını biliyorum. Ama bu yatırım çok doğru bir yatırım ve asla değerini yitirmeyip değeri her geçen gün daha da artacak bir yatırım. Ama takdir edersiniz ki bu böyle bir arsa tarla falan değil ki durduğu yerde değerlensin. Burayı daha da değerli kılacak olan özellikle yönetim marifetiyle burada yapılacak reklam, tanıtım veya buranın bundan sonraki gelişim sürecini takip edecek çalışmalar bence buranın değerini gelecekte daha net belirleyecek. O yüzden de bu noktada tapusunu alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Ufak tefek bizim de çevre düzenlemesi şudur budur dönem dönem böyle talep ettiğinde bizim de desteklerimiz, katkılarımız oldu. Ben bir yerel yönetimin ticarete, ticaret erbabına verdiği desteği hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum. Dönem dönem böyle
konferanslara sağa sola çağırıyorum. Oralarda da ifade ediyorum. Belediye başkanı olmak isteyenler veya mevcut belediye başkanlığı yapan arkadaşlar ilk dönem olanlar için kesinlikle diyorum esnaftan, çarşıdan, pazardan, sanayiciden elinizi çekmeyin. Onlarla çok içli dışlı olun. Hemhal olun ki yani onlar mutlu olurlarsa, onların çalışanları mutlu olurlarsa nihayetinde bu şehrin mutluluğuna döner. Üçüncü olarak da Allah razı olsun İnegöl'e seçimler sürecinde hem birinci turda hem ikinci turda güzel bir destek verdi. Veren vermeyen herkesten Allah razı olsun. Seçim bittikten sonra biz herkese oy vermiş olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla da artık çalışma zamanı, icra zamanı, konuşma zamanı değil. Geldik buralarda kendimizce bazı etkinlikler, aktiviteler yaptık, mitingler yaptık, ziyaretler yaptık. Dernek, oda, spor kurulu falan. İşte Mustafa Arak Bakanımız geldi, Efkan Hala Bakanımız geldi, diğer arkadaşlarımız geldi, milletvekillerimiz, sağ olsun Ayhan Sandal milletvekillerimiz. O da seçilerek bu dönem inşallah İnegöl'de bu yolun açılmasıyla alakalı inşallah onunla destekleri katkıda olacak. Hep beraber el birliği içerisinde belediye başkanımız, işte efendim ilçe başkanımız, diğer arkadaşlarımız. Tabi biraz dövizle alakalı hareketlilikten kaynaklanan bazılarının mutluluğu bilmiyorum kimler yani Vedat abisi bana doğru baktığından mutluluk deyince yani bazılarının mutsuzluğu söz konusu. Yusuf mu? Yok Yusuf'un tabuları yok. Onun maddaları yok. Nasıl yok yani? Ya şimdi bu normal bir süreçti açıkçası yani geçirdiğimiz ortam içerisinde biraz beklentiydi. Yani yanlış anlamayın bir doların bile yok bu arada söyleyeyim. Ticaretinde ihracatta yok denecek kadar da az onu da söyleyeyim yani. İç piyasayla alakalı. Hatta alırken euro bazlı olduğu için PVC ondan kaynaklanan sıkıntılarımız da var bizim. Fiyat yükselişi tıkır tıkır. Ama bu iş yakın bir zaman içerisinde oturuşum ben size söyleyeyim. Mehmet Şimşek kararı, kabinemizin genel anlamda bir teknokrat kabine olması ve tamamen bu işe motive olması aslında çok iyi şeyler olacağının işareti. Yani böyle şimdi tabii şu an muhalefet konuşmuyor. Bir şok içerisinde nasıl gitti bu seçim psikolojisiyle. Allah'tan o konu rahat yani. Çünkü kafa karıştırmak için bunlar şöyle olabilir ama ya yakında yine konuşmalar falan başlar önemli değil. Bana göre işinize gücünüze bakın. Harika işler olsun. Bak ben size söyleyeyim yani. Ben pazartesi salıya bağlayan gece 1'de uçtum İGA'dan. Sabah 7'de oradaydım. Bir saat ileri olduğu için. Umman'a gittim. Umman Sultanlığı'na. Giden var mı işinize bilmiyorum Umman'a. Bir kez mi gittiniz? Nasıl buldunuz? Ne zaman gittiniz? 5-6 sene oldu. 5-6 sene. Hanım bana, bizim hanım liseden devre arkadaşları, 3-4 arkadaş bunlar. Her sene bir yurt dışına gidiyorlar böyle. Garip garip ülkeler, Norveç'e gittiler mesela. Kırgızistan'a gittiler. Geçen sene bana dedi ki, Ocak ayında falan, ben dedi, bize de arkadaşlarla bir arkadaşlarla şeye gideceğiz dedi. Umman'a gideceğiz dedi. Benim de harita bilgim çok iyidir. 60 yıl önce gezdim. Umman deyince dedim ya Amman mı burası? Ürdün falan dedim. Yok dedi ya Umman Sultanlığı dedi. Öyle yazıyor dedi haritada var. Baktım ya ne işiniz var dedim orada Allah aşkına. Ben şimdi Umman'ı tam yani Yemen'le komşu olduğum falan. Yani biliyorum işte Orta Doğu falan ama. Bir de oğlanlarla beraber gideceğiz dedi. Üçü de oğullarını alıp işte neyse gidecekler falan. Gittiler ve 5 gün kaldılar. Hiçbir geziden sonra anlatmayacağı gibi de mükemmel bir yerde tatile gitmiyoruz zaten. Hava dedi 28-30 derece, denize de giriliyor. Harika temiz bir ülke. Mesela Kuveyt'i gördüm, Kuveyt çok kötü dedi onun yanında dedi yani. 5,5 milyon nüfus falan da bir ülke. Bu arada arkadaşlar da bizim Dış İlişkiler ve Turizm Daire Başkanlığı bir süredir Kuveyt ve Katar'la beraber Umman'dan ufak ufak bir hareketlilik olmaya başladı. Bursa'yla alakalı. Dediler ki B2B'ye gidelim oraya. Kesinlikle mobilya muameli olarak düşünebilirsiniz. Ha, Kuveyt gibi falan çok zengin değiller. Ama kesinlikle atağa kalkmak üzereler. Ben size söyleyeyim, yakında harika gelişmeler olabilir orada ve bir de ülke çok güzel bir ülke. Mesela bizim Atış Yapı oraya gitti. Atış Yapı şu an orada çok ciddi ofisler falan tuttu. Çatır çatır daire satışına başladı. Diyor ki, başkanım ben Kuveyt'te 1000 kişiyle görüşüyorum. 60 daire satıyorum. Burada dedi 200 kişiyle görüştüm dedi. 95 tane dedi daire satmışız. Tabi Bursa'dan satıyor daire. Şimdi biz kimlerle gittik? Benim gittiğim ekip 35 kişi gitti. Sağlık turizminden vardı. Otelcilerden vardı. Bir de normal turizm ajantaları vardı. Öyle söyleyeyim. 35 kişi karışıktı. Onlar pazar gecesi gidip pazar sabahı oldular. Ben pazartesi gidip salı sabahı orada oldum. Çarşamba günü dedim. Onlar da perşembe günü döndüler.
Ya şimdi pazarlar çok. Araştırmak lazım. Biliyorum zorluklar yıllardır masraf, yorgunluk, fuarlar falan böyle koşturmaca ama yine böyle ekonomi bir değişim dönüşüm süreci içerisinde moralinizi, motivasyonunuzu lütfen bozmayınız. Ve yani kısa vadede en azından bir seçim olmadı. Size bir seçim vaadi olarak falan da bunları söylüyorum. Bitti artık. Yani yerel seçimler var da seneye yani. Yerel seçimler işte bir belediye başkanı, meclisi belirlemek için falan. O başka bir boyut. Ama bizim artık mazeretimiz falan da ciddi atağa kalkacağız. Onun hamleleri şu an yapılmaya çalışılıyor. Bir taraftan başkayla toparlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla da moralinizi, motivasyonu bozmadan böyle bir güzelliği de sahiplenerek artık A etapında, B etapında civarda da farklı alanların buluşması ben arkadaşlara da dedim daha önce. Yani belki bazen olumsuz rekabet iyi değildir yani şehir adına belki şey olabilir ama genel anlamda bu bir rekabettir. Burasının bir pazara döndüğünün göstergesidir açıkçası. Yani bana göre yine o B2B'ler yaparak veya dışarıda pazar arayarak, yeni pazarlar arayarak yine fuar organizasyonlarıyla beraber zaten bir süre sonra işin hareketlerini hep birlikte görürüz ama şu an şu fiyat değişimlerinden, maliyet artışlarından kaynaklanan bir sıkıntı var olduğunu, fiyatlama noktasında ciddi sıkıntı yaşadığımızı ve bir taraftan da asgari ücretle alakalı söylenenler var, asgari ücretle zam gelirse siz de otomatikman çalışmalarınıza zam yapmak durumundasınız. İnşallah bunları çok kısa bir zaman içerisinde, birkaç ay içerisinde tamamen atıp ben uçağın burnunu kaldırıp Allah'ın izniyle gideceğine yürekte inanıyorum. Yani biraz bu hissiyatımı da paylaşmak istiyorum. Tekrar tapularını alan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Tapu koleksiyonu hastalığınızı çok kötü versiniz. Onu söyleyin yani. Allah herkese bomba değerlendirmek lazım. Ben tekrar hizmet eden arkadaşlara öncesinde işte o mobilya AVM veya mobilim AVM var. Çok güzel işte. Ondan sonra harika bir yer. Bilmeyen daha çok kimseler var, onu söyleyeyim ben. Böyle bütün Türkiye'nin bildiğini falan zannediyorsanız yani buranın ayrıcalığını ya beni yanlış anlamıyorum. Çok çok küçük bir kesim biliyorum, öyle söyleyeyim ben size. Hala bilmeyen tabii ne. Mesela şuna çok maruz kalıyorum. Ya İnegöl'e gideceğim. Başkan. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun abi. Gözü olanın gözü çıksın mı abi? Teşekkürler. En iyi yat diyor arkadaşının yatı diyor. Yusuf da benim arkadaşım yatı var. Yoksa masraf olmuyor bu yatışları. Çok binemesek de yatına. Hayırlı olsun kardeşim. Buradayız. Ha, buradan birden fazla mı top var? Teşekkür ederim. Çek yalnız.